Ne yapıyorsun lan? Seni git seni. Ulan göstereceğim ben şimdi sana. Ablan neyi yanlış yaptın ha baba? Neyi yanlış yaptın be? Gel buraya. Gel ablan şuna. Kaçma geberteceğim iyi seni. Ulan ulan o iki gözünü kör etmezsen seni. Gel gel buraya dur sana. Gel buraya. Tut. Tutmayın beni. Bırak sana kızım. Çekil. Kaçma gel bu kadar. Gel buraya. Gel buraya geberteceğim. Baba yanlış yaptın. Ulan ulan. Bırak kızı. Kaçma! Kaçma! Lan! Çekme sana kız dolumu! Gel lan buraya! Gel buraya! Öldüreceğim kendimi! Gel bak gel! Öldüreceğim kendimi! Hakkını sen öğrendin tamam mı? Gel! Hop gel buraya! Hop gel buraya! İn aşağı! Dur! Ne yapıyorsun ayol? Ne yapıyorsun ayol? İn aşağı! Atayım kendimi! Bekir! Ah! Beni bırakma Bekir sevgilim! Gel ulan in aşağıya! Gözüm falan kararacak! Gel buraya! Nur abi gelme üstüme! Bak şerefsizim kendimi aşağı atacağım! At ulan erkek sen! Hadi at! Beni bekle sevgilim. Geliyorum. Allah'ım ya Rabbi. Bırak şunun peşini be Nurim. Bak ikisi de ölecek. Hadi Nurim hadi. Ulan kardeşime dua et. Ulan bana bak haydut. Bir de o çocuğa dua et. Hadi. Seni gebertirme şolaşık. Hadi ve hadi şolaşık seni. Hadi hadi. Ah sen görürsün. Gittiler mi? Ne oluyor sana be Nurim? Almanya'da hiç böyle değildin. Sana buranın havası yaramıyor galiba. Bana burası değil, o it yaramıyor, o it! Başlama gene ulan, rahat dur! Nurim, hadi gel ben sana bir bardak süt vereyim. Sinirlerine iyi gelir. Bir de müsekkin veririm, ha? Müsekkini ben ne yapayım Lale? Boşuna mı sinirleniyorum ben? Deli muamelesi yapma bana! Öyle biraz ama Nurim, durup dururken geliveriyorlar sana böyle. Ne demek istiyorsun kız, deli miyim yani? Yok Nurim, estağfurullah. Öyle değil de ne yani? Ne yani? Evet, senin bu yaptıklarını akıllı adam yapar mı hiç? Allah Allah, ayıp oluyor ama ha. Hadi hadi, gir şuraya da soğuk su çarp yüzüne. Kendine gelirsin biraz. Hadi, hadi Nuri, hadi canım. Bırak! Gel, gel canım, gel. Bitti mi? Sarıl bana Nesrin, sağa sıkı. Ah canım, kıyamam sana. Donmuş meleğim benim. Ah canım. Vallahi sen dur demesen atacaktım kendimi aşağıya. Ah, söyleme öyle Bekir. Bak tüylerim diken diken oldu. Ah, senin hatırın için katlanıyorum bunlara Nesrim. Yoksa senin abine kimse dayanamaz. Ne oldu Bekir? Yine niye kızdırdın abimi? Vallahi ben bir şey yapmadım Nesrim. İstersen anneme sor. Adam birden üstüme saldırdı. Delirdi mi bu abim acaba? Delirdi maalesef. Yedi kafayı iyice. Ay yarın öbür gün sizlere de saldırmaya başlayacak. Ben ondan korkuyorum. Ne yapsak Bekir? Vallahi bir an önce bunun çaresini bulmak lazım. Sonra Allah korusun. Her gün televizyonlarda görmüyor musun? Kardeş falan dinlemiyorlar. Cayırca, cayırca, ah. Cayırca, cayırca, ah. Cayırca. Lütfen efendim, lütfen birazcık geri çekilin. Olmuyor ama. Aa, siz de birazcık geri çekilin lütfen. Çekim yapıyoruz efendim. Olmuyor. Aa, lütfen birazcık... Yavrum! Ha? Geldim. Senin işin mi o? Bu kadar adam çalıştırıyor. Aydın senin işin mi kardeşim? Aa ayıp oğlum çok ayıp. Aa koskoca yapımcı olacak. Amele ruhlu. Kime çekmiş bilmem ki. Babasına değil herhalde. Öf. Yönetmenimiz çekti birasını yine uyuyor. Kızım uyandır şunu. Hayır efendim uyumuyor. Çekeceği sahneyi düşünüyor. Kovacağım vallahi bu kızı. Ukala horlu uyuyor işte. Ay yandım. Aa, yandım. Ya. Buyurun kahveleriniz. Böyle döke döke kahve mi getirilir Yeter Hanım ha? Ne bu böyle? Bu fincanın içinde bir şey kalmamış. Bütün becerisizler de bizi buluyor. Ay savaş, rezalet. Bunlar aşk yapacaklar herhalde herkesin gözü önünde. Ne yapıyorsun Dilla? Aa. Hop, aile var burada, aile. Yönetmen de çok yakışıklı. Sen de mi beğeniyorsun? Hı. Oo, bize burada hayat yok valla. Ha, seks filmi çeviriyorlar al bunlar bu saatte. Öyle görünüyor. Ha, seninkiler de buradalar. Hiç kaçırırlar mı? Cenk, siz de mi seyrediyorsunuz oğlum bu rezaleti? Burada yaş sınırlaması yok anne, onu Mert düşünsün. Sahi oğlum, 16'na bastın mı sen? Ha ha ha, sağ ol be, bu serinlik iyi geldi, hararet basmıştı. Mert! Eve dönerken marketten iki kutu süt alın oğlum teyzene, unutma. Ya abim niye almıyor?
Teyzem de Kleopatra gibi süt banyosu yapıyor galiba. Dün de iki kutu aldık. Hadi hadi çok konuşma hadi. Ha, akşama erken gelin oğlum. Paşa yemeğe bekliyor, ayıp olur ha. Oo, paşa da sıkar ama. Abi. Abi. Hmm. Abi. Hmm. Sen bu afeti tanıyor musun? Tanımıyorum da. Biraz daha baksaydı babam şaşı olacaktı. Ayla donduk burada ya. Sizi bekliyoruz. Biz de burada boş durmuyoruz herhalde hanımefendi. Yaşar hocam. Yaşar hocam. Hazırız abla. Ustaya bir seslendi. Ustamız uyuyor. Kameramanımız kör. Oh maşallah. Kör Yaşar derler buna Harun abi. Bir tek net resmi yok. hocam. Hocam. Hazırız hocam. Karpuz kan. Çay şekeri çay. Allah 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 Allah. Bu nasıl karpuz? Destur anam. Haydar ne bunlar böyle cıbıl cıbıl? Ne bileyim usta. Karpuz kan. Hocam. Ayla. Efendim hocam. Karpuz mu dedin? Hayır hocam. Ne karpuz? Estağfurullah. Şuradaki münasebetsizler. Ben hazırız demiştim. Hı-hı. Tamam. Ben de hazırım. Yaşar ne vaziyet? Buradayız ustam aynen. Güzel. Şöyle Yaşar üstten al. Üstten. Aynen ustam. Yaşar rica edeyim kaçırmadan ve net lütfen. Kaçırmadan. Aynen. Net ustam. İstersen bir prova alalım. Bırak şimdi provayı. Zaten güreş başıma geçti. Evet, hocamızı dinleyelim. Kulağım sizde hocam. Aferin, aferin. Ben bu sahnenin ruhunu anladım hocam. Tamamdır. Ulan anlasan ne olacak, anlamasan ne olacak? Alt tarafı sevişiyorsunuz işte. Anam. Manzaralı çekimler var lan Haydar. Şşş, gözünü oradan ayırma. Ben bakamam usta. Aa. Susalım beyler lütfen. Aydın, burada izcilik yapmıyoruz. Sen ne gülüyorsun? Özür dilerim hocam. Bir şeye takıldım da. Ruh hastalarının, psikopatların elinde kaldık Suzi. Hadi ama canım, aa donduk. Ne dedin sen? Donduk efendim. Bu saçlar ne hanımefendi böyle? Nesi varmış efendim? Kızım deli etme beni. Böyle mi oynayacaksın? Böyle taranmış saçlarla bir de domuz yapmışsın falan. Aa hayır efendim, bozamam saçlarımı. Bağlantısı var. Hem ben sanat yönetmeniyle konuştum. Öyle mi abi? Siz mi izin verdiniz bu saça? Saçını ıslatmak istemiyor ki hocam. Ne yapabilirim ki? Öyle mi? Gel sen de şöyle bir karşı kıyıya gidelim. Ne yapıyorsun hayatım? Ben yüzme bilmem. Öpme! Şimdi ben sana yüzümü öğreteceğim. Ne oluyor? Hocam saçın da içine. Vur! Hocam ne olur vur! Vur! Yaman! Allah 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 Allah! Bu nasıl karpuz? Lan oğlum Haydar, sen şimdi bu avrede boğmaz mısın? Fena oluyorum usta, sorma. Allah 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 Allah! Bu nasıl fiilim? Al bakayım şunu da. İbrahim Bey'le spagetti sosuyla yara bandı. Bakayım lan. Peşinde alacaksın parayı. Bundan sonra veresiye yok. Yapış oğlum yakalarına. Film çevirirken yapıyorsun ya böyle numaralar. Açsını biraz da para toplarken göster. Benim şu masa bakkalıkta yeteneğim var. Senin o da yok ya hıyar. Bakkal da neymiş ha? Mesleğini hor görme, çarpılırsın. Ekmek para mısın aptal? Hey artist, ne oldu bizim gazoz? Yandın. Bunların diline düştü ya, yandın. Var mı başka gazoz isteyen? Benimki dolaptan olmasın. Peki, size de bir gazoz açalım beyefendi. Gazoz da neymiş? Kurban olduğum buz gibi ayran dururken ha, gazoz da ne oluyor? Tamam iyi, ayran iç. Fırla imdat. İki tane gazoz, bir ayran. Bir tane sıcak. Koş. Hüseyin, koymuşsun önümüze kuru kaçarı, damağım yırtıldı. Eski söz Cahit Bey, eski. Sen ne anlarsın? Bir kıyak yapalım dedik.
Ben bunu içmem, soğuk. Al, bu sıcak. Karıştırdın yine artist. Sıcak demedi mi kadın sana? Aa, muhtar geldi. Afiyet olsun. Hoş geldin muhtar. Buyur muhtar. Hoş bulduk. Bana bir ayran ver imdat. Ekşi olmasın ama. Oturun. Söyleme imdat. Söyleme. Ne homurdanıyor o? Kutunun içine giremiyormuş da nereden bilecekmiş ekşi olup olmadığını. Çok konuşma hadi. Havalara girdi bugünlerde. Sopa istiyor sopa. Köyden mi geliyorsun? Köyde mi oğlum şuna? Belde, belde. Fikret duymasın. Gürültüden kaçtım. Tak tuk platform kuruyorlardı. Platform? Platformda ne oluyor muhtar ha? Sahne, sahne. Festivale gelecek çalgıcılara. Sağ ol. Hadi imdat götür şunları. Unutma, para peşin. Hadi. Festival numarasıyla Fikret Bey malı götürüyor muhtar. Şimdi mi anladın? İş işten geçtikten sonra. Ah muhtara. Bırakmayacaktım başkanlığı o adama. Haracı kesti bizi. Ben mi seçtim Hüseyin? Seçim zamanı bol keseden atarken hiç sesiniz çıkmıyordu. Yalan mı? Hepiniz cephe aldınız. Menfaat icabı, menfaat, menfaat. Kendim için bir şey istesem çocukların hayrını görmeyeyim muhtar. Legaluko'ya getirdiler bizi. Konuşun o zaman oğlum. Çıkarın sesinizi. Çıkarız muhtar. Ne yani oyumuzu ona verdik diye sesimizi çıkarmayacak mıyız yani? Hortumlular valla. O Kerim Bey'le telan ettiler belediyeyi. Bu hızla giderlerse belediye falan da kalmayacak. Haram olsun inşallah. Ayıp be. Bu kadar da yenilmez ki. Arkasından atıp tutacağınıza sıkıysa yüzüne söylesenize bunları Hüseyin. Bunlardan mertlik bekleme. Dönek bunlar. Dönek dönek. Seninle böyle konuşur sonra. Hop hop. Ayıp olmuyor mu biraz kesik baş efendi? Dönek menek. Siyaset meydanı mı zayettik kendini? Hadi yemeğini de yallah. Hadi çocuklar bitirelim şu işi akşama kadar. Tamam. Daha prova yapacağız. Yaprak ne diyor? Bulabilmiş mi Mustafa sandalı? Konuşuyoruz bir dakika. Güzelim vallahi. Benim hiç bir hatırım yok. Programa koyduk hayatım. Ne diyor kızım? Mahvoluruz vallahi Ahmet. Bu bizim için prestij meselesi. Başkana da söyledik. Ver şunu bakayım. Ne oluyor Ahmet? Sen kendin okey dedin. Hani bitmişti o iş? Şimdi niye kıvırıyorsun oğlum? Terbiyeli konuş ulan büsbütün bok etme işi. Çek elini. Ben ne güzel hallediyordum. Ver şunu bana. Çek elini vurun. Ben... Şerefsizim verin mahkemeye. Tazminatı var bu işin. Güzel konuş ulan ne mahkemesi? Sus karışma sen. Patlatacağım ha. Merhaba. Bunlar da muhalefete başladı sayın başkanım. Onların muhalefetinden ne olur hayvan oğlum? Adam mı onlar? Höt dedin mi toz olur hepsi. Orada burada rüşvet yiyor diye laf ediyorlarmış başkanım. Nankör köpekler. Hep muhtarın dolduruşları bunlar. Çekemiyor tabii eserlerimizi. Bizim makam arabasını niye kahvenin önüne bırakıyorsunuz lan? Çizer bu servet düşmanları. Puh! Kapat da eşi ol eşek. Al. Aldın mı Mustafa eşinde? Sus ulan kes. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Nasıl platformumuz başkanım? Güzel güzel. Çökmesin de maazallah. Bana da pek sağlam görünmedi sayın başkanım. Sana fikrini sordum mu hayvan oğlum? Nasıl çöker başkanım? Bizzat başında duruyoruz. Devlet halk dansları topluluğu tam kadro zıp zıp zıplasa yine de bir şey olmaz. İçiniz rahat olsun başkanım. Rahat rahat devam edin. Biz de şöyle mali konularda birkaç yoklama yapalım. Malum oluk gibi para gidiyor festivale. Kolay gelsin başkanım. Hadi eyvallah. Sayın başkanım hürmetler. Bir haber var mı acaba bizim oğlanın işinden? Olacak.
Şu festival geçsin, konuştum büyükşehir başkanıyla. Allah razı olsun. Ne oturuyorsunuz öyle be? Görmüyor musunuz koskoca başkanı? Kalkın bakayım. Ne ayıp, kalksanıza. Aziz kalk. İstemez istemez. Rahatınıza bakın. Biz hatırlattıktan sonra servet düşmanları. Ne o? Duyduğuma göre orada burada aleyhimizde konuşuyormuşsunuz. Bir derdiniz varsa söyleyin, biz de bilelim. Estağfurullah, kim söylüyor bunları Fikret Bey? Sayın başkanım diyeceksin. Sayın başkanım. Belediyenin parasını su gibi harcıyormuşuz. Harcıyorsak kendimize mi harcıyoruz aslanım? Hep de sizin için. Bizim için başkanım. Sayın başkanım. Bizim için sayın başkanım. Ha, çok şükür anlayabildiniz. Yapmayın böyle münafıklıklar. Komünist misiniz aslanım? Haşa. Hepimiz bu memleketin evlatlarıyız. Elhamdülillah. Allah senden razı olsun. Sayın başkanım. Allah seni başımızdan eksik etmesin sayın başkanım. Amin. Amin. Cami havuzuna, cami havuzuna, hadi ne oluyor amin mamin? Hem elinizi cebinize atmazsınız, hem de paralar gidiyor diye yaygara yaparsınız ha? Şu hizmete dil uzatmak alçaklıktır be. Alçaklık valla. Ah! Lan oğlum dikkat etsene be. Bacağımı kıracaksın bir gün şu kapıyla. Aç lan şu kapıyı. Nerede kaldı bu kız ya? Ben ne bileyim Nurim, sen tanımıyor musun kardeşini? 6 ay gemisi, hazırlanamamıştır. Ulan ne var bunda bu kadar hazırlanınca? Şunun alt tarafı pazara gidiyoruz ya. Nesin? Nesin kız? Ay, ah! Geldim abi, geldim. Ah, hoş durma kızı Nurim, kucağında çocukla yuvarlanıverir maazallah. Güneş altında 40 saat seni mi bekleyeceğiz ya? Ay Mertcan son anda kakasını yaptı, onu değiştirdim abi. Geç geç geç, dikkat et kafasını vurma oraya. Nesrin kız, niye almadın çocuğun su biberonunu? Bak görüyor musun, alayım diye gözünün önüne koyduydum. Kavrulacak çocuk bu sıcakta. Arabanın işi de fırın gibi yani. Klima var hala, çalıştırdık mı şimdi, 2 dakikada buz. Hadi binin binin binin. Nuri. He. Aman oğlum yavaş yavaş. Sakin sakin he. Sakinim hala, 2'de 1'de de hatırlatma şunu ya. Bana deli muamelesi yapmayın ya. Aa, tepemi attırmayın benim ya. Aman dikkatli olun oğlum. Kısıver şu müziğin sesini de araba kullanırken kafan karışmasın. Hadi hadi. Allah Allah. Tövbe yarabbim. Tövbe estağfurullah. Allah Allah. Oo, kime söylüyorsun? Bu deliye çocuk mocuk emanet etmemek lazım. Gittiler mi ana? Gittiler, gittiler. Nesine söyleseydin de bana gömlek falan bir şeyler baksaydı be. Söyledim de para vermemişsin. Paraya ne gerek var hanım? Nur abi yanında dururken. Ulan Bekir çok oluyorsun ha. Bu kadar da yüklenme şu herife. Onu da büsbütün tırlattıracaksın. Zaten yarım akıllı. Delirsin hanım. Onu iyice delirtip tımarhaneye yatırmadan bize rahat yok. Günah ulan. Vicdansız daha neler artık be. Başka çaremiz yok hanım. Can güvenliğimiz tehlikede. Bana bir şey olsa daha mı iyi? Bak vurduğu yerler nasıl şişti, davul gibi. Senin de elin armut topluyor. Şöyle 2 yumruk patlatamadın herifin gözünün üstüne. Sümsük. Aa, nasıl yakayım adam? Böyle ayı pençesi gibi elleri var. Bir yakaladı mı? Aa, bırak! Canımı acıtıyorsun be. Pardon hanım, boş bulundum. Bekir, İbret. Burada mısınız? Aa, Osman amca geldi. Osman amca hoş geldin. Osman hoş geldin. Hoş bulduk. Ne alemdesiniz bakalım? Nuriler yok mu? Pazara gittiler. Bana da gel dediler ama gözüm yemedi bu sıcakta. Gitseydin be hanım. Sen de kendine bir şeyler bakardın. İbret, bir tatsızlık olmadı inşallah benden sonra. Olmaz mı Osman? Neler oldu neler. Her dakika bir tatsızlık. Beni zor aldılar yine elinden Osman amca. Allah Allah. Nesi var bu adamın ya? Çatlak Osman, çatlak. Vallahi her dakika kalp çarpıntısı içindeyim. Dayanılmaz. Buna bir deli kağıdı alalım. Geceleri kapının arkasında şifonyeri dayıyorum korkumdan Osman amca. Çıt olsa uykumdan fırlıyor. Böyle de yaşanmaz ki. Zor, bir düşünelim. Bunların bir akrabası varmış Osman amca. Deli. Ondan geçti herhalde. Aptal aptal konuşma sen de.
O bizim daha yakın akrabamız. Ha. Ondan geçecek olsa önce sana geçerdi, sana. Ailede var Osman amca, ailede. Bir kahve içer misin Osman? Bir kahve yapayım. E hadi yap bakalım. Sen dur anam, ben yaparım. Bir tane de Alman aspirini içeyim. Siz geçin balkona. Ha şöyle, ananı yorma. Zaten üzülüp duruyor kadıncağız. Sen ne yapıyorsun Osman? Senin de yüzün pek gülmüyor. Daha çok be İbret. Memleketin haline üzülüyorum. İrtica, yolsuzluk. Gel Osman, gel. Bak bakalım Ümran, beğenecek misin? Oo, zarif. Üstüne bir de mercan kolye. Tüh, onu yanımda getirmedim. Peki taşlı kolye? Onu yanımdan ayırmam hiç, biliyorsun hatırası var. Bu hazırlık paşanın daveti için mi Makokut? Karar verdin herhalde. Daveti kabul ettim ama Ümran, hala kararsızım. Şuramda bir şey pırpır ediyor. O pırpırlar aşk meleğinin kanat sesleri olmasın güzeydi. Böyle bir konuda nasıl dalga geçebiliyorsun, hayret ediyorum sana Ümran, bravo doğrusu. Niye dalga geçeyim yavrucuğum, bilakis iftihar ediyorum. Biz geldik. Çocuklar nerede? Gelecekler şimdi, senin sütünü de alacaklar. Ay deniz çok güzeldi abi, niye gelmediniz? Ne işimiz var bizim öyle yerlerde Feride? Etrafımızda sağlığımızı tehdit eden yeter miktarda mikrop var zaten. O mikropları biz de tanıyor muyuz acaba efendim? Selim. Ha çocuklar da geldi. Teyze, sütün. Mersi. Oğlum götürüp koysana şunu buzdolabına. Dolaba koy şunu, ver fırla. Yok ya. Duşu kapacaksın değil mi? Yavaş oğlum, üstümüze çıkıyorsunuz ya. Peki siz Selim Bey, o elinizdeki karpuzun sularını daha ne kadar akıtacaksınız? Ha, pardon hanımefendi. Ha? Nasıl? Şimdi oldu mu? Of, ne yapıyorsun siz... Selim? Daha bu sabah yaydım örtüyü. İğrenç. Sinek bundan oluyor işte. Bu akşamki daveti unutmadınız inşallah Feride. Unutur muyuz abi? Onun için erken geldik ya zaten. Akşam bunu mu giyeceksin abla? Çok yakışmış. Bilmiyorum, henüz karar veremedim. Çocuklar da geliyor değil mi? Geliyorlar efendim. Hah, ona göre. İsimlerimiz yazıldı tek tek. Malum, adam asker. Geliyorlar tabii. Teyzelerinin böyle önemli bir gecesinde. Tam bir uyum içinde olmamız lazım Feride aman. En azından görüntüde tabii. Merak etme abi. Hadi canım, oğlanlar çıkınca sen giriver duşa. Dikkatli olmalıyız aman. Hareketlerimize, yiyip içmelerimize rezil olmayalım sonra. Niye rezil olalım abi? Benim hiç ümidim yok ama hep birlikte olacağız demiş bulundum bir kere. Ha, bir şey sormak istiyorum efendim. Tuvalete gidiş gelişlerimiz de kontrol altında mı olacak? Yoksa o konuda serbest miyiz? Nasıl konuşuyorsun öyle sen küstah? Animal. Ne yapalım Meliha? Katlanacağız artık akşama kadar kaprislerine. Tamam, katlanalım da Bedri. İnsan seçer bir gömlek onu giyer. Bu hepsini birden ütületiyor. Sağ olsun paşa kararsızdır biraz. Bu huyu olmasa orgeneralliğe kadar yükselirdi. Çok değerli bir kurmay. Öf, üstüme yıkılmadan konuş Bedri. Zaten her tarafım terden yapış yapış, bir de seni çekemem. Alo! Alo Bedri! Buyurun paşam. Hemşireye söyler misin? Bak şimdi zahmet şöyle. Kadın gözüyle bu daha mıydı üstüme acaba? Duydu mu Meliha Bey, bakıver şuna. Duydum. Gel. Allah kahretsin. Bu daha iyi durmuş paşam, evet. Ha, gördün Bedri? Giyim konusunda kararı her zaman kadınlara bırakacaksın. Haklısınız paşam. O zaman hemşire şunları bir zahmet üstüler misiniz? Aman dikkat, düşünün sakın ha. Dayanamayacağım artık. Aman Meliha, kol çizgisine dikkat et. Paşa o konuda titizdir biliyorsun. Vallahi Bedri, şu ütüyü yapıştırıveririm suratının ortasına. Başlatma paşandan da, kol çizgisinden de. Aman Meliha, yavaş duyacak. Duysun. O duymazsa ben gidip kulağının dibinde bağıracağım yoksa. Söyle, biraz da billur yapsın canım. Bulursan sen söyle. Bak, bir dalıp çıkacağız diye gittiler sözde. Şu bizim savaşta hakikaten eşek. Kime çekmiş bilmem ki. Kayınpederine herhalde. Bedri, alo, Bedri. Neredesin ya? Buradayım paşam, buyurun. Bana bir şeyler oluyor. Bedri. Şu gönlünün şurasında bir kırışık var ya. Önemi yok paşam. Beni düzeltir şimdi. Hah, aman dikkat edin.
Ah Bedri, vallahi seni dümdüz edeceğim şimdi. Ütü dediniz de aklıma geldi. Hiç unutmam. Bormadın diyeyim. Benim de o zaman Van'dan gelmiş bir emirlerim var. Bu çocuk hayatında ütü nedir hiç bilmiyor ya. Bakın hemşire, çok önemli. Siz de bu hikayeyi dinleyin. Aman paşam dikkat edin. Parmaklıklar biraz alçak. Melih'e gelsene sen de şuraya. Uğraşma benimle Bedri. Bedri, hemşire hanımın yüzü mü sararmış biraz? Sıcaktın herhalde paşam. Biraz da ütünün sıcaklığı. Hay Allah, biz de üzdük kadını ya. Ne olur kusura bakmayın. Heyecanlıyım biliyorsunuz. Olur böyle günde paşam. Ne kusuru paşam? Rica ederim. Hay Allah, sen de bırakmadın şu paşam paşam lafını ya. Çocuklar kaçta gelir demişti Medri. Hemen geliriz demişlerdi ama paşam. Çekeceğim kulak koruma birbirine. Hiç yardımcı olmuyor kadına ya. Gençlik paşam, hoşgörü. Hay Allah. Biz de genç olduk Bedri. Bu kadar sorumsuzluk olmaz ki. Gelsinler. Ben de o eşeğin kulaklarını koparmazsam. Hah, geldiler. Neredesin sen eşek? Geldik işte baba. Ben geldim Melih abla. Bakın size kimi getirdim. Ver bakalım Melih teyzeye bir öpücük. Öpeyim. Kızım, niye getirdin şimdi bu kadar işin arasında? Nalan abla rica etti. Çok işleri varmış. Burada iş yok mu kızım? Şu halime bak. Ter burnumdan damlıyor. Ay anne, ne canı tez kadınsınız. Ütüye başlamışsınız bile. Hani beni bekleyecektiniz? Herkes giyinecek kızım. Ütü bu saate kadar bekler mi? Tutku, bana bir öpücük daha ver bakayım. Ay anne, şunun tatlılığına bakar mısınız? Ben de istiyorum böyle bir tane. Yapın kızım. Onu da mı ben yapacağım? Anneciğim, biz bir duş alıp gelelim. Geri kalanını bana bırakın, tamam mı? Eksik olma kızım, bitti. Bitti de bu çocuk ne olacak? Oturur o biz gelene kadar, oturur. Tutku, sakın Melih teyzeyi üzme, tamam mı? Ben bakarım Melih. Tutku, gel kızım, gel bakayım dedeye. Seninle de sonra konuşacağım eşek. Ne oldu yine baba ya, eşek eşek, oho! Sıt, cevap verme! Yürü Savaş, yürü. Alo, alo Bedri! Hemşire hanım! Hemşire hanım neredesiniz ya? Bedri, fena oluyorum, bir şey gösterecek. Ziyade olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun Osman amca. Ben de kalkayım artık. Otursaydın biraz daha Osman. Yok yok, kalk. Şu bizim tımarhane işinde konuşursun değil mi Osman amca? Bir soruşturalım bakalım. Aman Osman. Yoksa çocuk elinde kalacak bu delinin. Hayatımı kurtarırsın vallahi Osman amca. Büyüksün. Sen de rahat dur biraz. Ben de söylüyorum ama dinlemiyor ki. Anam, Nur abi geldi galiba. Yok yok, Fikret'in arabası bu. Derdi neymiş oğlum, sen mi çağırdın yoksa? Yok anam, ben ne çağırayım? Hatırımızı sormaya gelmiştir. Yavaş lan yavaş, tepişmeyin lan. O bedavaya pek hatır sormaz ama dur bakalım. Oo, muhtarımız da burada. Bize bir hoş geldin, merhaba yok mu ya? Hoş geldin başkanım, buyur şeref verdin. Bu ne ulan Fikret? Kapını da açamıyor musun artık? Ayağının altında bir kırmızı halın eksik vallahi. Başkanımıza ulan dedi. Sen sayın başkanına nasıl konuşuyorsun, ibret ala. Başlatma şimdi başkanından. Aman anam ne yapıyorsun? Gel başkanım buyur. Bir kahve de sana yapayım. Sağ ol aslanım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne bu havalar ulan? Başkan oldun, çalımından yanına varılmıyor artık. Biz senin şurada sümüğünü çeke çeke dolaştığını biliriz. Ayıp oluyor ama ibret ala. Aman hanım, ayıp oluyor vallahi. Koskoca belde başkanı ayağımıza kadar gelmiş. Dur be sen de. Aman hanım, aman hanım. Bakıyorum muhalefete başlamışsın yine muhtar. Her gittiğin yerden çatlak sesler çıkmaya başladı. Hatır sormaya geldim şuraya, gidiyorum. Kaşınma, başlamayayım şimdi ha. Başkanım, festivalimiz ne oluyor? Bitti mi hazırlıklar? Bitti de aslanım. Bu festivale öyle uzaktan bakmakla olmuyor. Para lazım, para. Ellerinizi cebinize atın biraz. Atarız canım, yaparız elimizden geleni evvelallah. Ha şöyle. Bu festival hepimizin şerefi yahu. Konuşmaya geldim ben de. Nurim nerede? Pazara gittiler. Pazara mı? Fark etmez başkanım. Ben buradayım. Emret. Görüyor musun muhtar? Gözünü bile kırpmadan atıyor elini cebine vatandaş. Mart mı vereceksin? Mart tabii başkanım. Ayıp ettin. Sen iste. 5.000, 10.000. Bilemedin 15. Hey aslanım. İnsanın gözleri yaşarıyor.
Duydun mu Muhtar? Öpeceğim. Türkiye'nin Avrupa'daki gururu bunlar. Ulan Bekir, sen kimin cebinden veriyorsun o parayı? Sordun mu Nuri'ye? Aşk olsun hanım. Nuri abiyle benim ayrı gayrım mı var? Ulan vallahi Nuri öldürür bu sefer. Osman bir şey söylesene şuna. Yok hanım, ben bilmez miyim Nuri abi? Verir o verir. Dildir falan ama memleketi için her fedakarlığı yapar. Hey aslanım be! Rahat dur Bekir, zorla kaşırma. Girmem araya bu sefer. Sen de haraca kestin milleti. Püh. Ağır konuşuyorsun Muhtar. Cebimize mi atıyoruz o paraları? Her kuruşu beldeye yatırım. Yatırım ha? Ha nerede makbuzunuz? Makbuz kesiyor musunuz? Her işimiz makbuzlu çok şükür. Belgeli, mühürlü. Tersini söyleyen çıksın ortaya. Adam söylüyor işte avaz avaz. Kimmiş o? Bakkal Hüseyin. Yok ya. Git işte orada. Hayvan oğlum. Hatırlat da bu konuyu kendisiyle görüşelim. Bizzat. Peki sayın başkanım. Anlaşıldı merkez. Anlaşıldı sayın başkanım. Ne oluyor lan? Avaz avaz ha? Ortalık yerde. Ozguncu pezevenk. Ay öldüm yenge. Ayakkabılarımı çıkartacağım. Çıkartma kız. Vallahi bir şişerse giyemezsin sonra ha. Yalın ayak yürümeye razıyım. Amma vurmuş. Çocuğu da saldın, düşmesin sonra. Mehmetcan gel oğlum, bak simit al. Gel gel. Çocuk da sersemi döndü sıcakta. Gazozları söylediniz mi? Söyledik söyledik Nuri'm. Hadi gel otur şöyle. Sen de çok yoruldun. Helmut, aldığımız kart hanginizin çantasındaydı? Şurada bir postane var, atı veririz. Ben de abi vereyim. Mertcan. Mertcan gel oğlum, gazoz geldi. Bıraktınız mı yine çocuğu ortalığa? Pazardaki gibi kaybolursa okurum o zaman canınıza. Anam o da ateş parçası gibi. Maşallah ele avuca sığmıyor. Bu değdi vallahi. Yarasın Nuri'm. Kız Nesrin, bunun diyeti yok muydu? Diyetinden içeydik keşke. Hiç aklıma gelmedi. Mertcan gel, gazoz oğlum gel. İçsin içsin, bak dayısı gibi. Bir dik işte, aslan oğlum bak. Oh be. Bir iyi geldi ki. Yarasın abi. İyi ki geldik şu pazara. Mertcan'a da ne güzel şeyler aldık. Gene getirdim sizi. Ulan ne yazacağım ben bu herife? Hiç de bilmem kart yazmasını ya. Aman karala işte iki satır bir şey Nuri'm. Nasılsın, iyi misin? Bak bak. Ne yaslanım ya. Ne kart seçmişim ama değil mi? Şu güzelliği görünce bu sene gelmediğine pişman olacak. Dunko. Aman onlar da manyak be abi. Buraya gelmek varken. Aman gelmesinler, gelmesinler istemem. Bu sene kuyruklarına bir de çocuk eklendi zaten. Mertcan nereye gittin ha? Kalk bak şu çocuğuna. Başında şak basılıyor. Güneş geçecek tepesine. Bekir istemiyor abi. Mızmız yetiştirmeyelim çocuğu diyor. Bunun mızmızlıkla ne alakası var kız? Başlama sen de aptal aptal kocan gibi konuşmaya. Git hadi. Tamam abi gidiyorum. Bağırma ama bağırma. Yani bunların eline kalsa gül gibi çocuğu ziyan ederler Nuri'm. Hadi bitirsen de gazozunu, gidip suya atalım kendinizi. Atalım Nuri'm, iyi gelir vallahi. Bu sıcaktan sonra dünya varmış deriz Dale. Ha? Beğendin mi sana pazardan aldıklarımı? Ah beğenmez miyim Nuri'm? Kesene bereket. Melek kocam benim. Melek, melek. Melek ya. Hakikaten melek gibiyimdir. O herif yanımda olmayınca aynı melek gibi. Nuri gelebileceğim seni. Gel gel. Dur kız, Almanya değil kız burası. Ne yapıyorsun? Etrafta millet var. Abi. Abi abi abi. Dur dur. İş yok olur mu? Akşam o doğru müşteri birden bastırır. Dur şurada. Ha.
Ben bilirim senin iki dakikanı. Gitti mi gelmezsin. Dur şurada. Çalınıyor, çalınıyor. Merhaba Hüseyin abi. Oo hemşire. Denizden mi geliyorsun böyle ıslak ıslak? Çok bunalınca bir gireyim dedim ama o kadar sıcak ki resmen su insanın üstünde buharlaşıyor. İmdat sana şimdi buz gibi bir gazoz getirir serinlersin. Ben de onun için geldim zaten Hüseyin abi. İmdat koş. Hemşireye en buzundan bir gazoz aç. Çubuk da koy. Gazoz istemem, kola versin. Bir tane de şoföre getiriversin Hüseyin abi. Hemşireyi duydun mu İmdat? Bu da mı girdi sile denize? Yok canım, yüzme bile bilmiyor, arabada bekledi. Ha o kadar, şoförsü şoförünü bilsin. Ben sevmem öyle rahatlıkları. Sen asıl rahatlığı filmcilerde görecektin. Açık saçık film çeviriyorlarmış ha. Sorma, neredeyse çırılçıplak sevişiyorlardı suda. Vallahi utancımdan orada duramadım, kaçtım hemen. Deme be, sen de pek ıslaksın. Hasta olacaksın, gir içeri değiştir istersen. Arka çardakta hortum da var, kimse görmez. Dur şu kolamı içeyim de gazı kaçmadan. Sağ ol İmdat. Şoför beklesin, vücudun tuzunu akıtır hiç olmazsa. Aman, buna da her seferinde yakalanmasam olmaz. Hay Allah, yine istiyor acaba, haratçı geldi. Sıhhatler olsun hemşire. Maşallah ambulansla plaja mı gittin? Yok vallahi Fikret Bey, orada bir hastaya gitmiştik. Kızım sen laf anlamaz mısın? Şu ambulansı özel işlerin için kullanma demedik mi sana? Vallahi özel iş değildi. Ne yaptın? Denizden adam mı çıkardın? Boğulma vakası. Hadi bakalım doğru ocağa. Bak bu son olsun yazarım siciline. Tamam Fikret Bey, gidiyorum. Duydun mu başkanımı? Çoban başı mıyız, belediye başkanı mı belli değil ya. Estağfurullah başkanım. Sus sus. İki yüzlü muhbir. Seninle de konuşacağım. Ne oldu? Bir kusurunuzu mu görüyorsun sayın başkanım? Bak hele pırıl pırıl. Ona bir diyeceğimiz yok da. Sağda solda arkamızdan konuşuyormuşsun Hüseyin. Ayıp değil mi? Kim? Ben mi? Vallahi iftira, billahi iftira. İnanmazsınız. İmdat'a sorun. Söylesene İmdat. Biz de duyduk. Konuşuyormuşsun. Haraç yiyormuşum ha? Lan ne zaman gördün benim haraç yediğimi ha? Tövbe, eğer öyle bir şey söylediysem şuradan şuraya adımımı atmayayım. Sus sus, bir de yemin etme. Basayım mı şimdi üç günlük mühürü kapıya? Aman ne yapıyorsun sayın başkanım? Ekmek teknemiz. Daha masrafımızı çıkaramadık. Batarız valla. Bak ne yapayım? Onu önceden düşünecektin tezviratı yaparken. Üç gün az başkanım. Az başkanım, 5 gün olsun. İmdat, sen ne yapıyorsun arkanda? Vatan aynı. Tüh, Allah kahretsin seni. Ne yapıyorlar kızım Ayla Hanım? Oturmuş konuşuyorlar Hamdi Bey. Ne konuşuyorlar acaba? Yaz ortası. İşte bulmaz şimdi. Ölü sezon. Vallahi bin kere pişman oldum şu işe girdiğime yavrum. Kameramanın gözü görmüyor, kör, yönetmen bitmiş, alkolik. Beni de uyuttular baba. Piyasanın en iyisi dediler bunlar için. En iyisiydiler de neden işsiz geziyorlardı? Piyasaya 2 numara büyük geliyorlarmış baba. Büyüklük mü bu yavrum? Kapris, resmen kapris. Çok salaksın. Yavaş Haruş, ekibin önünde. Yavaş baba, sonra kimseye sözümü dinletemem. Dinletemiyorsun zaten. Senden iş adamı olmaz. Yüzüne gözüne bulaştırdın. Evet Aydın, hiç çakmıyorsun bu işlerden, kusura bakma ama. Kızım karı koca kavgasını yerim, burası iş konuşuyoruz değil mi? Ben de dizinin baş oyuncusu olarak konuşuyorum zaten, Aydın'ın karısı olarak değil. Uyuşuk bu herif Harun abi, bitiremez bu diziyi. Bırak gitsin. Sen de ortalığı iyice karıştırmasana Arif. Bakıyorum yönetmenine toz kondurmuyorsun Suzan Hanım, ne oluyor? Adam usta Arif, ne derseniz deyin. Bırak Allah aşkına Suzan. Takmış o kör herifi de peşine. Meslek hastalığı baba, yıllardır böyle böyle vizörden baka baka. Gitsin tedavi olsun, ne yapayım?
İki günde bitecek iş bir haftaya saktı. Para sayıyoruz burada. Pişu! Çok yaşa. Sen de gör tatlım. Kimsenin keyfini bekleyemem vallahi. Bir sürü podyum bağlantım var. Benim de işim var. Ay sonuna kadar bitti bitti. Siz de bırakır gidersiniz şekerim. Senaryoya bir kaza ilave ediveririz. Siz gitmeden ben paydos edeceğim işi zaten. Üzülürüm. Paramızla onun bunun kaprisini çekiyoruz burada. Aa, nerede kaldı bu kahveler? Bakar mısınız buraya? Garson. Buyurun efendim. Kahve söylemiştik. Ocakta şimdi geliyor efendim. Cengiz. Nerede kaldı oğlum hanımefendinin kahvesi? Metin ne oluyor oğlum? Abi kahveler gecikti. Bir sorun var hanımefendi? Kahve söyledik bir saattir gelecek. Metin uyumasanız oğlum fırla. Bekletmeyin hanımefendiyi. Hemen geliyor efendim. Cengiz. Yahu kardeşim bir günde bağırtmadan yapın bir işi be. Servisiniz de gülüyor Fatçım. Kusura bakma ama. Felaket vallahi Harun abi. Aydıncığım. Bugün öğle tatili uzadı biraz. Hayrola? Aa evet. Ufak bir pürüz var da yönetmenle. Eyvah. Bırakıyor mu yoksa? Yok canım. Halledeceğiz, halledeceğiz. Merak etme. Hah, aman. Yürü oğlum, yürü. Geldim patron. Oğlum bak böyle içine. Dökeceksin. Okulda öğretmediler mi bunları sana çaylak? Ne bileyim ben abi. Yürü, yürü. Niye bu kahve yarım? Dudak payı efendim. Bu biraz zenci dudağı olmuş. Hanımefendi buyurun kahveniz. Mersi. Rica ederim. Görevimiz hanımefendi afiyet olsun. Versenize oğlum kahvesini hanımefendinin. Bir de bakıyorlar. Çek. Hadi. Rıfat Bey. Efendim. Biraz gelir misiniz? Siz bir şey duydunuz mu? Var mı yeni bir gelişme? Anlaşıyorlar galiba. Ama kardeşim anlasınlar. Perişan oluruz vallahi. Biz de öyle biz de. Rıfat. Efendim hayatım. Mankenlerin kahvelerini kendi ellerinizle verdiniz mi beyefendi? Saçmalama ne lan Allah aşkına? Ben burada neyin derdindeyim? Sen de kalkmış. Ne oluyor? Harun Bey işi durduruyor galiba. Yönetmen kızmış. Yapma batarız vallahi. Batarız vallahi. Bir sürü alacağımız var. Bugün alamazsak o parayı bir daha hayatta alamayız. Ben şimdi çıkarırım hesabı. Tabanca zoruyla mı alacağız Nalan? Çekip giderlerse kimse de para yok. Neyse konuşmayalım bunların yanında. Bir konuşayım mı şunlarla baba? Ha. Hayır otur. Otur. İyice şımartma şunları. İkisi de istemiyorlarsa defolup gitsinler. Üzülüyorum usta. Benim yüzümden sen de. Boş ver. Benim de burama geldi artık. Hiçbir şey değil de o Harun denen herif tarafından kovulmak çok ağrıma gitti be usta. Resmen kör dedi suratıma. Öküz herif. Acaba hayatında kaç tane doğru dürüst film görmüş? Yok be usta. Ne filmi? Para saymasını bilir o pezevenk sadece. Keşke sen devam etseydin. Biliyorum senin de vaziyetin bozuk. Yaşar, sen yoksan ben de yok. Kapat artık. Biranı iç. Yaşar. Senin gibisi az bulunur bu piyasada usta. Her zaman söylerim. Yavrum. Söyle şu kıza ikide bir dönüp dönüp bakmasın buraya, sinirimi bozuyor. Kızım dursana sen de yerinde. Ne dönüp dönüp bakıyorsun, nesine bakıyorsun, konuşuyorlar işte. Bir ihtiyaçları var mı diye bakıyorum Aydın Bey. Varsa söyle. Allah Allah. Her şey sanki. Kimdi o ya hani dilimin ucunda İtalyan reisi? Ferrini mi? Genelde Ferrini zanneder. Ha, çok gücü güzellim. Sen de gör Haruşcuğum. Ay nezle oluyorum. Bu adam hasta etti beni sonunda. Hasta kendisi. Hem de ruh hastası. Yönetmen değiştirmek iyi bir şey değil Harun abi. Yani işinize karışmak istemem ama öyle ferrini merrini tam da rolümüzün havasına girmiştik yani. Havası batsın. Kim gelirse gelsin bundan daha kötü olamaz.
Giderse gitsin valla. Adam beni devamlı amorsan çekiyor Aydın, farkında mısın? Yani suratım şöyle bir görünmedi. Aa, hayatım, senin yakınlarını sonra çekip aralara insert girecek. Ya, konuştuk. Oo, iyi valla. Yapımcı karısı olmak varmış. Biz bir an önce yeni birini bulalım yavrum. Bana ver şu işi Harun abi. Tıkır tıkır çekerim valla. Olur efendim, olur. Bizim için fark etmez. Biz profesyoneliz. Kim gelirse onunla çalışırız. Hı, duydun mu yavrum? İşte profesyonellik bu. Bırak şu komünist kılıklı kışkırtıcı herifleri. Bravo Harun Bey. Çok iyi insan tanıyorsunuz. Harun, izin ver de bir kere de ben konuşayım şununla. Hayır susayım. Bırak gitsin. Biraz yumuşak olmak lazım bu işlerde Haruş. Bak herkes bizi bekliyor canım. Bekleriz efendim, işimiz. Konuşmak annene mi düşer, sana mı Aydın? Niye sen gitmiyorsun? Ben konuşurum anne, dur. Benim konuşmam daha iyi. Otur sen. Şu ekstraları da yaz Nalan. Suzan Hanım nereye gidiyor? Anlamadım ki. İş ciddi. Biz paramızı alalım da. Yaşar Bey, bize biraz izin verir misiniz? Tabii, buyurun. İzninle usta. Fazla uzaklaşma. Biraz görüşebilir miyiz Ferit Bey? Ne görüşeceğiz hanımefendi? Böyle yapmayın, üzüyorsunuz bizi. Biz size çok değer veriyoruz. Çok teşekkür ederim ama bana değer veren benim kameramanıma da değer veriyor hanımefendi. Harun abi. Söyledim sana, yaramaz bu herif. Hava atıyor, balon balon. Ah yav, ah, sen açtın başımıza bu belayı. Bırakmıyorsun ki baba, halledeyim. Bulun bana bir kameraman, üç günde bir bölüm çekerim valla. Tamam işte efendim, ne güzel. Söyleyin hanımefendiye, boşuna yalvarmasın bu adama. Suzi kimseye yalvarmaz Hamdi Bey. Yine de gidip konuşmak ona düşmezdi ama Aydın dururken. Aydıncığım, birikmiş hesabı çıkardık. Bir göz atarsan. Sırası mı şimdi Rıfat ağa? Sonra bakarız. Şimdi baksak daha iyi olacak. Hesap çok birikti. Biz de her şeyi peşin alıyoruz. Hiç olmasa şunu kapatsaydık. Kapatırız efendim. Bir dakika. Aa, kaçmıyoruz ya. Annenle konuşsunlar Aydıncığım. Bırak, o hesaptan da anlar. Hı. Tamam mı Ferit Bey? Anlaştık mı? Anlaştık sayılır hanımefendi. Size çok teşekkür ederim. Harun'la da bir konuşayım. Bundan sonra söz veriyorum. Bir daha ne size ne arkadaşlarınıza saygısızlık edilmeyecek. Evet. Tamam mı? Söyleyin de artık çenesini tutsun o da. İnsanları öyle köle pazarındaymış gibi davranmasın. Aa, sen nereden çıktın? İmdat, yavaş yavaş ne? Bu ne heyecan? Yine abim peşinde. Tutku, çok mu beğendin? Abla, o sana da vereceğim, tamam mı? Şimdi ver. Seni uyanık. Savaş, görüyor musun, ne akıllı. Ben de bayılıyorum ona Tutku. Babacığım, bana yakıştı mı annelik? Yakışmaz mı kızım? Her kadına annelik yakışır. Adam ol da eşek, sen de yap bir tane artık. Dur baba ya, her şeyin bir sırası var. Buyurun efendim, suyunuz. Sağ ol anneciğim. Tutku, iç hadi kızım. Ben kendim içeceğim. Aman üstüne dökmesin, bir de onunla uğraşamam. Babam da hazırlanamadı saatlerdir. Heyecanlandı adam kızım, ne yapsın? Bu yaştan sonra ayıp artık, neredeyse dede olacak. Öyle söylüyorsun Billur ama bir erkek için yalnızlık kolay değil kızım. Niye yalnız olsun canım, biz varız ya işte. O başka kızım. Erkek kendine bakacak birini arar. Burada nesi eksik babacığım, bakılıyor işte. Hep böyle sürer mi kızım? Herkesin kendi evi, kendi işi başka. Ben bu evliliğe karşıyım. Babama da söyledim. Yapma kızım. Adam sevmiş. İş buraya kadar da gelmiş artık. Savaş, sen de bir şeyler söylesene karına oğlum. Ne söyleyeceğim anne ya? Oho! Hemşire, bir zahmet şuna bakar mısınız? Hah Billur, sen de bak yavrum bakayım. Ben bir türlü karar veremedim. Ben beğendim. Tamam o zaman. Bunu giyeceğim. Aferin kızım. Senin beğendiğini mutlaka Güzide de beğenecektir. Baba otursana biraz artık. Oturamıyorum ki güzel kızım. Ben şöyle Güzide'lere kadar bir gidip bakacağım. Bunlar size emanet hemşire hanım. Aman kırışmasın. Hadi Bedri, göreyim seni. Zavallı anneciğim. Ah.
Bilmiyorum. Ağlama kızım. Bırak Bedir'i ağlasın. Ben de onun yerinde olsam ağlarım vallahi. Yeter Bildur. Aa, fenalık geldi bana artık. Bırak canımı. Güzide. Allah Allah. Nerede bunlar ya? Kimse yok mu? Alo. Güzide. Kim o? Ah paşam, siz miydiniz? Ah neyse. Buradasınız. Kimse göremeyince telaşlandım ya. Buradayız. Ben de uzandım biraz, dinleniyordum. Hay Allah. Bozdum istirahatınızı canım. Buyurun devam edin lütfen. Olsun canım, önemli değil. Ben de şöyle bir uğradım. Bu akşam bir başa uzukluk yok inşallah. Bütün aile geliyorsunuz. A tabii. Hepimiz katılıyoruz. Vallahi inanır mısınız? Dakikaları sayıyorum. Tık 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 tık. Çok hoşsunuz. Siz de öyle. Şu aksininizi gördüm. Sarsalım vallahi. Utandırmayın beni öyle. Karpuz kay. Ay. Çay şekeri bunlar, çay. Bağırsana lan kavak, biz burada yırtılıyoruz. Tamam usta. Ne oluyor öyle? Bak edin sizlere. Yok bir şey Güzide Hanım. Siz korkmayın. Ne anılıyorsun öyle merzifor eşeği gibi babayı? Aa bak, hanımefendinin ödü koptu. Vay, kusura bakma komutan. Lan kavak, anılmasın öyle. Hoş. Bak, korkuttun avradı. Aa, ne dedi o? Aa, ne dedin sen? Güzide Hanım, siz biraz içeri girer misiniz lütfen? Ben şu terbiyesizlere haddini bildireyim. Gelin buraya bakayım. Çekeyim işini sizi merkeze. Affet bizi komutanım. Yaptık bir cahillik. Esas dur lan. Gelin, bu şeyler patlıyor. Sen de mikrofonu ağzına yaklaştırma o kadar. Yutacakmış gibi. Mikrofonu nasıl tutacağım, bana mı öğretiyorsun lan? Bir şarkı söyle de öyle deneyelim. Sayın başkanım da buradayken. Ne söyleyeyim sayın başkanım? Ben pek anlamam. Söyle ne istersen. Mavili mi söylesin sayın başkanım? Konser dinlemeye gelmedik buraya hayvan oğlum. Vazife başındayız. Buyurun. Sabah oldu, mumları söndürdüm. Yine benim uykum öldü. Nasıl sayın başkanım? Bu ses düzenini Lütfi Kırdar'da bile bulamazsınız. Hatıralar. Hız hız! Kim bu ayı? Aman Yaprak Hanım duymasın. Bizim Nuri, Küt Nuri. Kolay gelsin başkanım. Hoş geldin Nurim. Nasılsın? Çok şükür. Uğraşıyoruz festival hazırlıklarıyla. Hoş geldiniz Nuri Bey. Hoş bulduk. Efendim, festivalimize Almanya'dan Nuri Beyler de geliyorlar. Alkışlıyoruz. Ne yapıyorsun kızım? Kes. Pazara mı gittiniz? Ha, pazardan geliyoruz. Oğlana bir şeyler aldık da. Ne güzel, ne güzel. Vay, koça bak koça. Kocaman olmuş. Yenge merhaba. Merhaba, geleceğiz inşallah. Bekleriz. Açılışta program zengin. Gurur duyuyoruz seninle başkanım. Sağ olun, var olun. O hepimizin gururu. Bu vatan, hepimizin vatanı. Öyle, öyle. Sağ olsun, Bekir de bağış yaptı 10.000 mark. Senin adına. 10.000 mark mı? Benim namıma. Ne yaptı dedin sen, ne yaptı? Bağış, bağış. Sağ olsun. Ortak hesabınız varmış. Ortak hesabımız, bizim Bekir'le beraber yani. Duydun mu Yaprak? İşte gerçek batılılık bu. Bravo vallahi Bekir Bey'e. Onlar bizim Avrupa'daki gururumuz Kerim Bey. Tahsilatı ne zaman yaparız Nurim? Tahsilatı? He? Vallahi bak, elini biraz çabuk tut. Sıkıştık şu sıralar. Tamam, ben gider şimdi Bekir'le görüşürüm onu. Hadi Nurim, sağ olasın. Biraz çabuk, aman sıkıştık malum. Merak etme, ben şimdi gider hallederim onu. Eşşoleşek. 10.000 mark değil 10.000. Ey maşallah. Analar neler doğruya bakın. Kerim, bu vatan böyle fedakar insanlar sayesinde ayakta duruyor. Allah aşkına biraz yavaş sür şunu Nuri. İçim dışıma çıktı vallahi. Abi ne olur yavaş, Mertcan kusmak üzere. Duymuyor musun kızım Nuri? Aa, delirdin mi yoksa? Ay yenge abime geldiler. Tamam lan tamam, yokmuşum. Kesin sesini, al yavaşladın.
Aman şöyle Nurim. Zaten iki adımlık yok. Uçacak ne var böyle? Mertcan, iyi misin oğlum? Geldiler hanım. Kaç ulan içeri. Dolaba saklan istersen. Dur bekle, konuşacağız seninle. Yine ne konuşacağız Nur abi? Tamam oğlum, bir şey yok, bekle. Sakinleşti abim, Bekir affedecek seni. Affedeceğim. Hey aslanım benim be. Aferin ulan Nuri. Gel bakayım gel. Sarılalım bir öpüşelim seninle, gel. Gel. Gel damadım benim, öpüşelim seninle. Gel. Ha şöyle öpüşün be. Ay yenge sevincinden alacağım valla. Ay ben Mertcan'ı oyun parkına bırak geleyim. Baba, baba, baba. Lale koş kız, şunlara bir kahve yap. Hemen yapayım halam. Allah'ıma bin şükür. Bugünleri de gördük ya. Bırak yapma Lale. Biz şimdi gider şurada iki bira içeriz damadım da erkek ha? Burası iyiydi Nur abi ha? Oturun şurada için biraz oğlum. Yok şöyle baş başa erkek. Hem biramızı içeriz hem konuşuruz ha? Hadi. Bırak hala gitsinler. Konuşacakları vardır herhalde. Çok geç kalmayayım Bekir'cim. Yok kalmayız. Bir saate kadar dönmezsem jandarmaya haber ver anam. Saçma konuşup da beni telaşlandırma. Bekir'cim. Yavrucuğum gelmiyor musun? Geliyorum Nur abicim. Hakkını helal et anam. Gel. Kız duydun mu? Nasıl konuşuyorlar birbirleriyle? Kulaklarıma inanamıyorum yenge. Şurada içemediler biralarını gözümüzün önünde. Allah'ım sen koru ya Rabbim. Bira içeceğimiz yeri geçtik Nur abi. Geçelim boş ver. Başka yerde içeriz. Uçuyoruz Nur abi. Biraz yavaş kullanın olayım. Uçacağız oğlum. Kanat takıp uçacağız biraz sonra. Neler söylüyorsun Nur abi? Korkuyorsan atla aşağı. Hadi. Sen benim adıma 10.000 mark söz verirsin ha. Fikret abiye bağış. Vermedi ki abi. Veririz dedim. Öldüreceğim lan seni. Atacağım seni aşağı. Atla. Geldik hadi. Nur abi. Görüyorsun aşağısı uçurum abi. Görüyorum şerefsiz. Atla lan. Atlamazsan birlikte uçacağız. Ha? 10.000 mark bağışladın benim adıma ha? Nur abi ne yaparım? Yalvarırım. Elini ayağını öp. Atla dedim sana. Atla.